Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine değerli dostlar, her zamanki gibi oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Bugünkü ilk konu başlığımızda bizim Dance'e gideceğiz. Dance'siz Dendias. Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile horoz dövüşü yapmak istemediklerini fakat Türkiye ile olası bir gerilimde cevap vereceklerini belirtti Dendias. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Türkiye ile ilişkilerin her zaman tekrarlanan sorunlardan ötürü zor gittiğini söyleyen Nikos Dendias, her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dünden daha kötü dedi. Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Yunan Bakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı tehdit etmek için bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Bu şarkı Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız ama bu bizim de benzer dil kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farklıyız ifadelerini kullandı. Onlardan korkmuyoruz ve açık konuşuyoruz. Hakaretlere, iftiralara ve tehditlere aynı şekilde yanıt vermememiz tamamen kültürümüzle ve modern, demokratik, ilerici bir Avrupa ülkesine olan inancımızla alakalı. Biz bu yüzbe horoz dövüşü yapmayacağız şeklinde konuşan Dendias, Yunanistan'ın silahlanmasına ve Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'lara da değindi. Dedi ki, Yunanistan'ın ABD ile ilişkileri her zamankinden çok daha iyi bir seviyede. Diyelim ki Türkiye, ABD'yi F-16'ları modernize etmeye ikna etmeyi başardı. Türkiye ilk modernize edilmiş F-16 aldığında Yunanistan'ın Viper yani F-16 Block 70 seviyesinde 83 adet uçağı olacak. Bunun yanında 24 adet Rafale ve Yunanistan ilk F-35 savaş uçağını teslim almış olacak diye açıklamalarını sonlandırdı. Nikos Dendias Yunan halkını şöyle uzaktan baktığımızda gayet de güzel bir şekilde gaza getirmiş gibi değil mi? Ama adama sorarlar, madem ki sen 2030'lu yıllardan bahsediyorsun, çünkü kastettiği yıllar bundan yaklaşık 5-10 sene sonra, işte Türkiye'ye karşı şu kadar güçlü olacağız. Yunanistan olarak bizim elimizde şu savaş uçakları var, Türklerin elinde bunlar olacak demiş ya. Herhalde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin şu an hangardan çıkması an meselesi olan, altını çiziyorum, hangardan çıkması an meselesi olan Milli Muharip Uçak programından herhalde haberi yok. Yani sizler 2030'lu yıllarda ABD'den şunu aldık, Fransızlardan bunu aldık derken biz Türkiye olarak inşallah Allah izin verirse kendi Milli Muharip Uçağımızı kaç tane üreteceğimizi, sonuçta fabrikası bizde değil mi değerli dostlar? 10 tane mi, 100 tane mi? Buna biz karar veririz. Biz kendi savaş uçağımıza inşallah çoktan sahip olmuş olacağız. Fakat Yunanistan olarak sizler 2030'lu yıllara geldiğimizde dahi gerek ABD'den gerek Avrupa'dan halen silah ve savaş uçağı dilenmeye devam edeceksiniz. Akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Baykar tesisine gideceğiz. Dün Baykar tesisinden çok güzel bir müjde elimize ulaştı. Aslında bizzat duyurulmadı fakat ayrıntıyı görenler gerçekten de sevinçten kıpır kıpır oldu. Dün neler yaşandı peki? İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beraberindeki heyetle birlikte Baykar tesislerini ziyaret etti. Orada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar'la bizzat birebir görüşme gerçekleştirdi. Bir fotoğraf çekildiler görüşmeye ilişkin. Fakat bu fotoğrafta öyle bir detay vardı ki gerçekten de herkes heyecanlandı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Dün neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. TCG Anadolu amfibi hücum gemisine iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 için Baykar bir süredir çalışmalarını sürdürmekte. Katlanır kanatlara sahip olacak bir siyah konfigürasyonu olan Bayraktar TB3'ün bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanmakta. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin Baykar tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette Bayraktar TB3'ün de montaj hattında olduğu görüldü. İniş takımları üzerinde olduğu görülen Bayraktar TB3'ün prototipinin montaj faaliyetlerinin bu yılın ilk yarısının içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor. Dün tabi sosyal medyada bu fotoğrafı gören kullanıcılar yine bir detay yakaladık diye kendilerince böyle paylaşma bulundular. Fakat değerli dostlar, şunu fark ettim ki artık Baykar için bu bir gelenek haline geldi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemlerde İlk defa Kızıl Elma'nın boyalı halini de yine Selçuk Bayraktar bir kişiyi işte davet etmişti Baykar tesislerine. Orada fotoğraf çekilmişlerdi. Orada çekilmiş oldukları fotoğrafın hemen arka planında ilk defa Kızıl Elma'nın boyalı hali dikkatlerimizden kaçmamıştı. Yine aynı şekilde Baykar alttan aslında yeni üretmiş olduğu insan savaş araçlarının tanıtımını nasıl yapacağını da çok iyi biliyor. Baykar TB3 değerli dostlar, evet bizim ülkemiz için oldukça önemli. Özellikle de TCG Anadolu gemimiz için oldukça önemli. Fakat bir yandan dünya
dünyanın teknoloji devi olan Japonya'da Bayraktar TB3 projesini çok ama çok yakın bir şekilde takip etmekte. Düşünsenize, Bayraktar TB3'leri Japonya'ya satmışız. Vallahi bundan daha büyük bir reklam olmaz. Bundan dolayı Bayraktar TB3 oldukça önemli diyorum ve akabinde 3. konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere Rus medyasına gidiyoruz. Yine dikkat çekici bir haber mevcut. Rus medyasından Avia Pro, Odessa bölgesinde düşürülen Bayraktar TB2 insan hava aracına ait parçalar bulundu diye oldukça dikkat çekici bir haber paylaştı. Haberin detaylarında Rusya'nın düşürdüğü Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 insan hava aracının enkazına ulaşıldı. Odessa bölgesinde düşürülen Bayraktar TB2 insan hava aracına ait parçalar geçtiğimiz günlerde bulundu. Ukraynalı bilgi kaynaklarının olay yerinde yalnızca mamle güdümlü bomba bulunduğu iddiasına rağmen fotoğraflarda Bayraktar TB2 insansız hava aracına ait diğer unsurlar da görülebilmekte. Bu gerçek, drone'un Rus ordusu tarafından düşürüldüğünü ve yalnızca mamle mühimmatını düşürmediğini gösteriyor. Görünüşe göre enkazın bir kısmı suya düşmüş olabilir ve bu nedenle drone'un yalnızca birkaç unsuru bulundu diye Rus medyası haberini sonlandırdı. Burada ufak bir araya girmek isteyeceğim. Evet, Rus medyasına bu haber paylaşıldı fakat bu haberin bir de sosyal medyaya yansıması vardı. Özellikle Rus kullanıcılara. Rus kullanıcılar düşürülen Bayraktar TB2'nin altını çiziyorum. Sözde düşürülen Bayraktar TB2'nin hatırlayacağınız üzere son videomuzda Odessa bölgesinde gerçekten çok cesurca bir uçuş yapan Bayraktar TB2'nin rotasını paylaşmıştım. Hatta Putin'e küfür vardı kod adında. FCK-PTN yazmaktaydı. İşte değerli dostlar, sosyal medyadaki Rus kullanıcılar Odessa bölgesinde geçtiğimiz günlerde uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin enkazının bu olduğunu söylediler. Rus kargocuları da aklıma gelmedi değil desem yalan olur. Hatırlayacağınız üzere Ruslar işte geçtiğimiz dönemlerde, evet kabul edelim, bazı Bayraktar TB2'lerimizi düşürmüştü Ukrayna'ya sattığımız. Bayraktar TB2'lerin farklı parçalarını Rusların kargo hizmeti bulunmakta. Ukrayna savaş sahası içerisinde nasıl kargo hizmeti? İşte değerli dostlar, Rus kamuoyunun çok yükseldiği olaylara hemen böyle müdahale ediyorlar. İşte sinirlerini bozan bir tane Bayraktar TB2'nin uçuşu mu oldu? Hemen o bölgeye yakın yerlere eski düşürmüş oldukları Bayraktar TB2'lerin enkazlarını parça parça götürüyorlar. Bu olayda bu da yaşanmış olabilir. Bana kalırsa bu ihtimali de es geçmemek gerekiyor. Konuya ilişkin düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz diyorum ve sosyal medya haberlerimiz kaldığı yerden devam etsin. Hazır Bayraktar TB2 demişken değerli dostlar, Bayraktar TB2 siyamız dünyada bir kere daha Türkiye'yi gururlandırdı. Dünyanın önde gelen teknoloji değerlendirme kurumu olan MIT Technology Revive 2023'ün en önemli teknolojilerini açıkladı. Listede Bayraktar TB2 en üst sıralarda yer aldı. Birincisi yüksek kolesterol gen tedavisi olurken, ikincisi görsel oluşturulan yapay zeka, üçüncü sırada basitleştirilmiş çip tasarımı yer alırken, dördüncü sırada bizim olan insan hava araçları kategorisinde Bayraktar TB2 yer aldı. Gerçekten de oldukça gurur verici bir olaydı. İsveç'te bir tane hadsiz vardı. Hakkında birçok kötü yorum yapabilirim fakat topluluk kuralları gereğince gerçekten de bu konuda özellikle ağzımı çok ama çok zor bir şekilde tutmaktayım. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan siyasetçi Paludan ilk kez konuştu. Dedi ki Paludan, bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum. Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Korkuyorum. Bu eylem ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok dedi. Yani gerçekten hadi oradan nasıl yok? Arkanda İsveç sahil güvenliği dahi seni korudu. Yanındaki polislerden bahsetmiyorum bile. Tamamıyla İsveç hükümetinin gözetimi altında. Sen gittin kutsal kitabımızı yaktın. Tabii Kur'an-ı Kerim yakılınca Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde de gösteriler düzenlenmişti. İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dair başkonsolosluk penceresine bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz yazılı bir kağıt asmış. Paludan'ın görüşünü paylaşmıyorlarmış. Madem ki bu aptalın görüşünü paylaşmıyordunuz, sizi bas bas Türkiye uyardı. Bizzat resmi mercilerden uyardık. Fakat bizim uyarılarımıza İsveç hükümeti bir kulak astı mı? Hayır. Bundan sonraki süreçte de siz madem ki bu hainin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verdiniz, İsveç olarak siz de bizzat bunu hükümet olarak destekliyorsunuz. Biz Türkiye olarak alacağımızı aldık. Evet, farkındayım. İçimiz karardı. Gerçekten de bu haber hepimizin sinirlerini bozuyor. İsterseniz birazcık da güzel haberlere gidelim. Roketsan CEO'su Murat İkinci'den çok önemli bir açıklama geldi. Dedi ki İkinci, Türk siyalarına ilginin artmasıyla beraber mini akıllı mühimmatlarımıza da talep giderek artıyor. Roketsan'da artan bu talebi karşılamak üzere üretim kapasitesini çok hızlı şekilde artırıyor. Halen daha yatırımlarımız devam ediyor diye Roketsan'ın önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla yatırım yapacağının müjdesini verdi Murat İkinci. Durum daha bitmedi. Bu sabah saatlerinde İsmail Demir, namı diğer müjdelerin adamından da yine bir müjde geldi. Dedi
Çelik, İsmail Demir, 3 adet İ sınıf Fırkateyn, Anadolu Sedef, Sefine, Tais ortak girişimi ve STM iş ortaklığı işbirliğiyle inşa edilecek 3 geminin 36 ayda teslimi öngörülüyor diye çok önemli bir açıklama yaptı İsmail Demir. Ne diyelim o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Sosyal medyada dönen önemli bir iddiaya gireceğiz. Altını çiziyorum. İddia, ABD Kongresi bu şartlar kabul edilirse Türkiye'ye F-16 satılmasını onaylayacakmış. Peki ne o şartlar? Okumaya başlıyorum sırasıyla. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'den çıkacak. İkincisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği kabul edilecek. Üçüncü şart ise uçaklar Yunanistan'a karşı kullanılmayacakmış. Üçünü değil bir tanesini bile kabul etmez. Ne yani, sizden gidip uçak olacağız, sonra yok ona karşı kullanırsın, buna karşı kullanamazsın. Böyle bir dünya mı var? 21. yüzyıl Türk savunma sanayisinde özellikle böyle bir dünya yok. Ben size baştan söyleyeyim. Yavaş yavaş bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken hep birlikte bir Finlandiya'ya gitmek isteyeceğim. Finlandiya Adalet Bakanlığı yapmış oldu son açıklamasında. Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği bir kişiyi Ekim ayında Türkiye'ye iade etti. 2019-2022 yılları arasında 3 kişi Türkiye'ye iade edilmiş oldu. Yıl sonunda Türkiye yeni bir iade talebinde bulundu. Bu halen değerlendiriliyor diye Finlandiya Adalet Bakanlığı bir açıklama yapmış. Görünen o ki Finlandiya NATO'ya girme konusunda İsveç'ten çok ama çok daha istekli gözükmekte. Tabii Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik faaliyetleri de tam gaz devam ediyor. Yine tekrardan Amerika'daki Ermeni Ulusal Örgütü No American Arms for Ankara diye Türkiye'ye jetlerin verilmemesi konusunda bir hashtag çalışması başlatmışlar. Şunu belirtmek isterim ki düzenli olarak her hafta bu hashtaglere katılım göstermekteler. İşte Amerika'daki Yunan örgütleri, Ermeniler veyahut da işte sözde Amerika'daki Kürtler. Bunlar sürekli böyle Türkiye'ye karşı lobicilik faaliyeti yürütüyorlar Amerika'da. Bu görmüş olduğunuz haritaya lütfen dikkatlice bakın. Özellikle de şu yeşil alana bir bakın. Batı ülkelerinin Ukrayna'ya vereceği silahların yeni menzili yeşil alanı kapsamaktaymış. Batı ülkeleri verdikleri silah yardımında mümkün olduğunca vurucu silahlardan çok savaşı uzatacak ve iki taraftan binlerce kişinin ölümüne neden olacak strateji izlemekte. Örnek veriyorum, her sonda bulunan Ukrayna kuvvetleri işte Batı'dan silah almışlar ya, Batı'na aldıkları silahların en yüksek menziliyle tam olarak şu noktayı vurabiliyorlar. Yani Kırım'ın merkezini dahi vuramıyorlar. Sanki değerli dostlar, bu yeşil bölge özellikle seçilmiş, savaş uzadıkça uzasın diye Batılı devletler bu şekilde bir strateji izlemekteymiş. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında hep birlikte bir Danimarka'ya gideceğiz. Yani Danimarka'da keşke görmez olsaydım dediğim bir görüntü mevcut. Danimarka Hava Kuvvetleri F-16'larla bir tatbikat gerçekleştirdi. Aslında buraya kadar her şey normalken Danimarka'nın yayınlamış olduğu videodan almış olduğum ekran görüntülerinde F-16 görmekteyiz. Aynı kare içerisinde saçma sapan şekillerde hareket eden, yani bir düzlemsellik mevcut değil. 4 farklı F-16 görüyoruz. Hava sahasında o kadar çok F-16 karmaşık bir biçimde uçmaktaydı ki yani bu F-16'lar birbirlerine nasıl çarpmadı gerçekten de anlamak çok zordu. Şunu da belirtmek isterim. Son olarak Danimarka'da gerçekleşen bu olay da işte karmaşık bir şekilde uçuyorlar dedim ya F-16'lar. Bu olay bilinçli bir şekilde gerçekleşmiyor. Hani işte şunu diyemeyiz. Adamların işte pilotları ne kadar profesyonel, karmaşık bir şekilde, çok güzel bir şekilde uçuyor falan değil değerli dostlar. Bu tamamıyla deneyimsizlik, hatta bu aptallık. F-16'lardan bir tanesi birbiriyle çarpışsa ne kadar zararlar olacak, fakat tabii ki de bunu düşünen kim? İlginç bir andı sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.